Herkese merhaba, ben Barbie. Size Yurt Adam'dan canlı yayın yapıyorum. New York şehrinden. Çoğu insan tek bir büyük şehir olduğunu düşünür ama aslında 5 ilçeden ve tonlarca farklı mahalleden meydana geliyor. Brooklyn, benim geldiğim yer. Harika bir ilçedir. Aynı zamanda lakabım. Brooklyn, anladınız mı? Ben Brooklynli Brooklyn'im. Anladınız. Buradaki pek çok popüler yere aşina olabilirsiniz ama bu ilçelerin en ünlüsü Manhattan. Ama Manhattan benim bütün New York'ta en sevdiğim mahallenin bulunduğu yer. Büyükannemin doğduğu yer olan Harlem. Ve büyükannemle Harlem'de geçirdiğimiz zamanları bu olmadan anlatmam mümkün değil. Klasik plak caz kaydı. Uzun zamandır kullanmadığım anlaşılıyor mu? Ne zaman büyükannem Mayla takılsam her zaman caz müzik olurdu. Büyükannem eskiden Harlem mahallesindeki insanlarla birlikte en büyük ve en iyi partileri verirdi. Ve o insanların çoğu o günlerde New York'un harika caz müzik sanatçıları ve müzisyenleriydi. Büyükanne Vay plağa çevirme onurunu her zaman bana verirdi. O kadar utangaçtım ki köşede fare kadar sessiz dururdum. Ama büyükannem ve arkadaşlarının caz müzik eşliğinde şiir okumalarını, şarkı söyleyip dans etmelerini izlemeyi severdim. Harlem sanat için daima çok önemli bir merkez olmuştur. Özellikle Afrikalı-Amerikalı topluluk arasında. Ve Harlem'in tüm renkleri, yemekleri, manzaraları büyükanne Vay'ın oturma odasındaki küçük köşemde gözlerimin önünde canlanırdı. Sonra bir gün büyükanne Vay beni pikabın arkasında gizlice onları izlerken gördü. Onlara katılmayı çok istediğimi ama bir şeyin bana engel olduğunu fark etmişti. Bana dedi ki, Barbie bebeğim, dünyaya kim olduğunu göstermekten asla korkma. Çünkü sen mükemmelsin. Bu içinde var. İçimde ne vardı bilmiyordum ama açığa çıkarmam gerektiğini biliyordum. Tam orada bir şey uyduruverdim. Caz müzikle ilgili en harika şeylerden biri doğaçlama. Uçarken bir şeyler yaratma özgürlüğüdür. O gece müzikle dans edip şarkı söylerken kesinlikle mükemmel değildim. Ve bu süre boyunca gözlerimi kapalı tutmuştum ama gözlerimi açtığımda odadaki herkes bana sevgisini gösterdi ve cesaret verdi. Dans etmeye devam ettim ve o gecenin bitmesini hiç istemedim. Büyükannem Vay bazen bana cezi demeye devam ediyor. Çünkü bir süre sonra bu işte ilerledim. Ne zaman utansam, gergin olsam ya da yeni bir şey denemeye korksam, büyükanne Vay'ın partilerinin sihrini hatırlamaya çalışırım. Bir adım geri gidip kafamı toparlamama ve etrafımdaki tüm o insanlarla şarkı söyleyip dans ederek eğlenirken yaşadığım mükemmel deneyimi hatırlamama yardım ediyor. Tıpkı caz gibi. Teşekkür ederim büyükanne Vay. Korkmuş küçük bir kıza en çok ihtiyaç duyduğu anda sevgi gösteren tüm büyükannelere, büyük babalara, teyzelere, amcalara ve kuzenlere teşekkür ederim. İyi müzik gibi cesaretlendirmenin de modası asla geçmez. Görüşmek üzere.